Tamam, baktım yeterli. İpek Hanım, merhaba. Merhaba Vahap Bey. Hekimoğlu ne yaptı onu soracaktım, İyi ki size rastladım. Yani zamanının daraldığını biliyor kendisi. Bu yüzden en kısa zamanda kararını verecektir diye tahmin ediyorum. Yani sonunda lütfedip beyefendi bir karar açıklayacak bize, eminsiniz değil mi? Evet, eminim Vahap Bey, açıklayacak. Hayır, adam şimdiye kadar kendisine söylenmiş hiçbir şey yapmadığı için... şimdi bir anda yaparsa çok şaşırtıcı olur, değil mi? Ne yapalım? Bekleyeceğiz, göreceğiz Vahap Bey. Evet, peki, iyi çalışmalar. Size de iyi çalışmalar. Zeynep Hanım. Merhaba. Merhaba. Vaktiniz varsa acaba sizinle bir şey görüşmek istiyorum. Mümkün müdür? Olur. Teşekkür ederim. Böyle bir yere oturalım isterseniz. Bir de bunlar var İpek Hanım. Nedir bunlar? MR cihazı ile ilgili istediğiniz dokümanlar İpek Hanım. Ah, anladım. İpek Hanım, bir asistana mı ihtiyacınız var acaba? Çok yorgun görünüyorsunuz son zamanlarda. Bu fikrin Vahap Bey'in hoşuna gideceğini pek sanmıyorum. Şöyle oturalım. Evet. Evet. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum bana zaman ayırdığınız için. Şimdi siz tabii merak ediyorsunuzdur değil mi? Vahap Bey benimle özel olarak ne konuşmak istiyor diye. Tabii merak etmiyor değilim. Bir kere sizin özel konuşmak istedim. Çünkü siz çok iyi bir doktorsunuz benim gözümde Zeynep Hanım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hekimoğlu size benim onun ekibinden birini kovmaya zorladığımı söylemiştir herhalde. Amacı bana karşı düşmanlık yaratmak. Peki sizin amacınız nedir? Gerçi doğru, yani hocayı böyle bir şeye zorladığım doğrudur. Ancak Hekimoğlu kimin ismini zikrederse zikretsin, ben ismi zikredilen kişinin geçişinin kolay olması için elimden geleni yapacağım. Eğer kararınız yüzünden vicdan azabı duyuyorsanız bunu çözmenin çok daha basit bir yolu var. Yok, hayır. Hiç vicdan azabı falan duymuyorum. Kesinlikle. O zaman bunları bana neden anlatıyorsunuz? Yani vicdan azabı duymuyorum tabii ama hani bu üzülmüyorum anlamına gelmez. Sonuçta çok param olsa ve zengin olsam da hani ben de insanım. Sadece sizin için yapabileceğim bir şey olursa kapım size sonuna kadar açık demek istiyorum. Teşekkürler. Yani bu hastanede kalmak istiyorsanız... Nasıl? Demek istiyorum ki yani sonuçta sizin isminiz de çıksa buradan son kararı ben veriyorum. Nasıl yani ne demek istiyorsunuz? Ben tam olarak anlayamadım sizi. Demek istiyorum ki siz eğer benimle çalışırsanız... Hı hı. Belki de bu hastaneden ayrılmak zorunda kalmazsınız. Ha, siz tıbbi tanı departmanından ayrılın mı diyorsunuz? Doğru mu anladım? Hayır, hayır. Ben doğru anlatamadım, affedersiniz. Tıbbi tanı departmanında kalın ama benim için çalışın diyorum. Ha, bana casusluk teklif ediyorsunuz yani. Yok canım, öyle demeyelim. O çok yani büyük bir ifade olur. Kulağa da hiç iyi gelmiyor ayrıca. Ne diyelim, şöyle diyelim. İş ortaklığı diyelim mesela. Hah, bu güzel. İş ortaklığı teklif ediyorum. Bakın Zeynep Hanım, bu ekibin içinde ben sizin biraz, tabirimi mazur görün, ezildiğinizi düşünüyorum. Efendim? Evet, kusura bakmayın ama yani dışarıdan görünen o. Yani siz sırf gençsiniz ve kadınsınız diye çoğu kez fikirleriniz ciddiye alınmıyor. Ama benimle çalışmayı kabul ederseniz Zeynep Hanım, bu durum değişir. Hem de hızla. İnsanlar sizi ciddiye almaya başlarlar ve söylediklerinizi dinlerler. Bu durumu bir düşünün derim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.